Kanada'dan sesleniyoruz ve emlak sektöründe isminden sıkça söz etmiş birinden sesleneceğim sizlere. Fikret Bey'den merak edilen her şeyi cevaplayacağız efendim. Fikret Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz de iz misafirperverliğinize çok daha iyi olduk efendim. Fikret Bey kimdir? Bu sektöre ne zamandır hizmet veriyor? Fikret Bey, 58 doğumlu, 62 yaşında vatandaşların bir tanesidir. Yaklaşık olarak 20-25 yıldan beri 27 yıl mali müşavirlik yaptım ve şu anda emlak sektörüne girdim. Çantacı dediğimiz tabirle başlarken şu anda mekan sahibi olduk, işletme sahibi olduk. Yürütmeye çalışıyoruz. Buradan sıkça adınız söz ediliyor. Bu bölgede çok fazla isminiz tanınıyor efendim. Bunu neye borçluyuz? Dürüstlüğümüze borçluyuz, şeffaflığımıza borçluyuz. Yalan dolan olmadan direkt olarak müşteri portföyüne çalışarak bizim için para kazanmak önemli değil. Önemli olan müşteri kazanmaktır, insanlık kazanmaktır. Bunun için bu çabada sarf ediyoruz ve böyle de müşteri sağ olsunlar dostlarımız var. Peki bizim elimizde ne tarz binalar var, evler var? Bunları birazcık açabilir miyiz? Şimdi elimizde şöyle tarlalar var, bağlar var, bahçeler var. Onun yanı sıra havuzlu dairelerimiz var, villalarımız var. Apartman dairesi sıfır daireler var, ikinci el dairelerimiz var. Ayrıca günlük, haftalık, sezonluk, kiralık evlerimiz de var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Hepsi bizim içinde. Peki bu mağazada, biz geldik gördük ama izleyenlerimiz de bunları bilsin diye söylüyorum. Burada başka işlemler de yapılıyor. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyoruz. Evet, burada yapılan işlemler şu. Önce halkımıza hizmet amacıyla ayaklarına getirdik. Fatura tahsilatımız var. Ayrıca bu kart dolu merkezimiz var. Bursa'daki halkımıza yardımcı olmak amacıyla. Bunun yanı sıra ortağım Hasan Bey ile beraber biz temizlik ürünleri pazarlaması olarak yeni bir şirket kurma aşamasındayız. İnşallah şirketi kurarak temizlik malzemeleri ürününde piyasaya, hatta Türkiye'de dünya çapına yayma niyetindeyiz. Onun için ihracatçı belgesi alacağız Allah'ın izniyle ve ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Peki, biz sohbet etme fırsatı bulduk sizinle röportajdan önce. Bizim hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımız var demiştiniz. Bunlardan birazcık bahsedebilir miyiz? Hangi internet platformlarında varız? Temizlik ürünleri üzerinde Belçika bağlantımız vardır. Oradan bütün yurt dışına dağılıyoruz. Pazarlama ağımız da o şekilde yürümüş olacak. Peki, buradan başka yerlerde evleriniz var. Satıma hazır, sizin kurduğunuz şirketler, işletmeler de var. Onlar neredeler acaba? Kuşadası'nda var, Tekirdağ'da var, Kurşunlu'da var, Ankara'da var. Şöyle söyleyeyim, hemen hemen Türkiye'nin 20 tane şehrinde her yerde elemanlarımız var, arkadaşlarımız var. Benim sorumlu gayrimenkul danışmanı belgem altında onlara organizasyon burada olmak üzere, merkez burası olmak üzere işbirliği içerisinde de onlarla beraber yürütüyoruz bu işi. Aslında kısa bir zamanın içinde çok büyük bir başarı elde etmişsiniz ve şubeleşmişsiniz. Ve her yere, Türkiye'nin her yerinde de imzanız var. Peki bundan sonra neyi hedefliyoruz? Buraya kadar çok güzel gelmişiz. İki ortak olarak neyi hedefliyoruz? Tüm dünyaya kendimizi tanıtmak, duyurmak. Bütün amacımız bu. Dürüstlük, şeffaflık, ilkemiz bu. Para kazanmak önemli değil benim dediğim gibi. Önemli insan kazanmak, dost kazanmak, arkadaş kazanmaktır. De bunun yanında para kazanmak da mutlaka olması lazım yani. Hasan Bey, öncelikle size programımıza hoş geldiniz. Bütün bilgileri biz Fikret Bey'den aldık ama sizi de ortak olarak, son olarak röportajı sonlandırmadan önce bize kısa bir aktarmak istedikleriniz varsa alalım. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fikret Bey'le biz zaten daha önceden bir dostluğumuz vardı. Ben temizlik ürünleri adı altında ihracat olarak çalışmaya karar verdim. Fakat Fikret Bey emlak olarak düşünüyor ve yapıyor. Ve biz de neden ayrı ayrı bir kolda devam edelim? İkimizin zaten güzel bir dostluğu var. Bu dostluğu daha ileri yürütebiliriz de. Aynı zamanda ticaret alanına da götürmek maksadıyla biz bunları birleştirdik. Yani bir çatı altında bir aile şirketi şeklinde beraber yürümek istiyoruz. Fikret Bey'in sadece dürüstlüğü beni etkiledi. Biz dürüst insanlarız ve dürüst insanlarla çalışmak istiyoruz. Fikret Bey'e de başarılar diliyorum bu açıda ve inanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağız. Sizin de sayenizde inşallah. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Biz de o samimiyeti sizden kat ve kat aldık efendim. Buradaki samimiyeti ve güvenli, kaliteli işi ekranlara yansıtabilsek çok ne mutlu bize efendim. Çok teşekkür ederim kısa sohbet için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.